Dikkat et. Allah kahretsin. Beceriksiz herif. Patron gebertecek bizi. He? Niye yok? Sadece şanssızlık mı? Yoksa bir uğursuzluk mu bastı bizi? He? Yoksa aramızda bir cenabet mi var? Anlayamadım, gitti abi. Ayşegül Hanım suikast girişimini anlattı. Gerçekten dehşet verici. Az kalsın ikinci bir susurluk kamyonu ile tanışacaktık. Evet. Peki amcanız bu olayı bizim programda açıklayacak mı? Açıklayabilir ama neye yarar? Şoför uyudum diyor. Bizim davacı olmamız adamın tutuklu yargılanmasına bile yetmedi. Olsun. Yine de bunu bir iddia olarak gündeme getirmek gerek. Salih Usta ile dayı senin dükkanı çok beğenmişler. Hı hı. Hayırlı olur inşallah. Bakalım. İnşallah. Aa. Zeynep. Sen ne zaman becerdin bunu? Dün gece sana söyleyecektim ama... Neyi başardığını farkındasın değil mi? Biraz. Zeynep artık ayaklandı biliyor musun? Şimdi anasının karnından yeni çıkan dağ gibidir Zeynep. Bacakları titre, zordur ayakta. Emme sonra bir güç kuvvet kazanır ki... ...kısrak olup koşağa gider. Gider mi? Artık yürüdüğüme göre bağımsızlığımı kazanmam gerekiyor. Bir ev tutmam lazım. Yusuf ne diyor bu işe? Daha bilmiyor ama... Ne var Zeynep? Aklımı karıştıran neyse öğreneyim. Yusuf. Ben gidiyorum. Anlamadım. Ne dedin sen? Gitmek zorundayım. Turgay buradayken seni çağırmamı doğru anlayacağından eminim. Dost olmanızı isteyecek değilim. Sadece şu andan itibaren düşmanına nokta koymanızı istiyorum. Yeni şartlar böyle gerektiriyor. Yukarısı ne yapıyor farkında mısın? Onun felsefesi şu. Yılanın başını düşmanın eliyle ez. Düşman üstün gelirse yılanı öldürmüş olursun. Yılan üstün gelirse düşmanından kurtulmuş olursun. Bu proje vazgeçilemeyecek bir taahhüt halini alıyor. Çünkü bu meselede dünyanın en büyük, en korkunç, en acımasız mafyasının muazzam bir rant beklentisi var. Seni ya değil, imha edeceğim. İşte televizyonculuk bu. İhtiyar Hoca bomba gibi. Sen hiç hayatında bomba gördün mü? Hakkı! Hakkı! Gidiyoruz!
yanıyor deli yüreğim. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken, tut kendini yüreğim diyorum. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken, tut kendini yüreğim diyorum. Ay darin narin 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 ana. Ne haber? Kendine bir yer seç ve yerleş artık. Nasıl? Burayı sevdin mi? İkimiz yalnızız burada. Evet, biraz fazla sessiz ama buna da alışırız. Bir sürü şeye alıştığımız gibi, öyle değil mi? Geliyorum. Kim o? Zeynep, benim, kapıyı açar mısın? Hoş geldin. Girsene içeri. Nasıl, beğendin mi evimi? Daha tam yerleşemedim ama. Tabii ıvır zıvır işleri ben yaptım. Gökçe, babam, onlar da yardım etti. Kedicik annesine kavuştu sonunda. Kahve çay içer misin diye soracağım ama daha mutfak malzemelerini yerleştirmedim. Her şey yolunda mı? Yani evdekiler falan. İyiler. Evi beğendin mi? İyi. Ben ayrıldım ya, artık kendi yatağında rahat rahat uyursun. Şaka yaptım.
Burası biraz soğuk mu? Üşüdün mü? Yok. Sen? Yok. Hatta benim için fazla sıcak. Beni merak etme. Burası yeterince güvenli. Merak etme. Yusuf, başka yolu yoktu. Emin misin? Bilmem, ya sen? Gideyim artık. Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Sen de kendine iyi bak Yusuf. İyi geceler Miroğlu. Size de. Gidiyor musun yoksa yeni mi çıktın? Gidiyorum. Zeynep epey bir aradan sonra kendisi ve benim için en doğru olanı yaptı. Burada daha güvencede olacak. Müsaadenizle. Miroğlu. Bu arada üzerine vazife olmayan durumlara bulaştığını duyuyorum. Ne gibi? Ne olduğunu biliyorsun. Senden Turgay Atacan'ı hafızandan silip atmanı istiyorum. Adam artık çok üst düzeyde korunuyor. Anlaşılan siz de bu adamla ateşkes ilan ettiniz. Fuzuli ayrıntıları bırak. Kızınızı kurşunlatan adamla... Neyse. Zeynep yatmak üzereydi. İyi geceler Miroğlu. Size de. Çekeyim mi lan pimini? Çekeyim mi lan pimi? Akı! Sigara. Hakiki bomba değil. Hakiki bomba şimdi çıkıyor. Sizin meslektekiler bu tür bombaları çok sever. Sen de bayılacaksın. Bak. İyi bak, görüyor musun? Ya görmüyorsun değil mi? Daha yakından bak. 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 Bak bak! Nasıl? Ha? Peki nereye götürdüler? Niye haber vermedin? Abla ne bileyim, paldır küldür götürdüler. Bakmadın mı arkalarından? Çok korktum abla, ne bileyim. Herhalde alt kata indirmişlerdir. Öf, Allah'ım ne bileyim ya. Öf. Nereden çıktı?
oldu? Bunu ne diyorsun? Bu 1 milyon doları o zavallı, o dürüst, o namuslu, o kahraman ve gariban profesörün hesabına kim yatırdı acaba? Uydurma bir belgeyle onu bitireceğiz, öyle mi? İyi bak ukala herif. İyi bak. Bu sadece bir dekont. Ekrem Hoca'nın böyle bir parayı çektiği ya da hesabında tuttuğu belli mi? Bu belge gerçek. Gerçi sahte bile olsa senin başka çaren yok ki. Sahte mi, gerçek mi? Gerçek. Pekala. Gerçekse zaten sorun yok, öyle değil mi? Ya. Ne yaptınız peki siz, ışıklar falan her şey öyle mi? Ne oldu, yayına devam etmiyor muyuz? Savaş Bey ortalarda yok. Ne yaptınız, kameranın objektiflerini temizlediniz? Bilir Hanım, galiba bir engelleme var. Henüz tam öğrenemedik. Bu arada bir alt hızı girip özür dilerim. Stüdyo şefimiz nerede? Ne özür dedi, anlamadım. Yan tarafta herhalde abla. Herhalde teknik bir arızadan ötürü ara verdik falan diye yazacaklar. Yani yayına devam etmeyeceğiz. Edeceğiz herhalde, bilmiyorum ki. Bu işler böyledir kızım. hadi bakalım, iş başına. Bir şartım var. Buna şart koşulmaz. Güvence istiyorum. Ne güvencesi? Bunu yapacağım. Ama benim yakamı bırakacaksın. Ha, şu bizim alacak meselesi. Cık, olmaz. Ama bu işi iyi kıvırırsan belki bir indirim yaparız. Ne kadar? Düşüneceğiz. Düşüneceğiz koçum. İnanıyor musun bu belgeye? Belge bu işte. İstiyorsan sen de bak. Gelsene. Kardeşim, burası Dingo'nun aharı mı? Kapıya gelen herkes elini kolunu sallayarak içeri mi giriyor? Öyle demeyin Savaş Bey. Kimlik gösterdiler. Çocuklar ne yapabilirdi ki? Ne kimliği göstermişler? İstihbarat kimliği. Bunu yayınlayacak mısın? Sen Turgay Atacan'ın nasıl biri olduğunu hala anlamadın. Sen de benim elimde nasıl bir bomba olduğunu anlamadın. Ne çektin?
aşağıdaki görüşmeyi. Ne ifade eder ki? Adam buraya istihbarat görevlisi kimliğiyle giriyor. Halbuki herif başında bulunduğu birimden sepetlenmişti. Ne değişti? Acaba şu elindeki belge yerine çıkıp şu anda bu bantı kullansa? Hadi kullan da göreyim. Ayrıca da ben bu belgeyi kullanırım. Her şeye rağmen müthiş bir şey bu. Çok özür diliyorum. Bir engelleme mi var? Yok, pek sayılmaz. Teknik bir sorun da diyebiliriz. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocuklar acele edelim. Tamam, ben ilgileniyorum. Stüdyo şefimiz nerede? Hadi başlıyoruz. Ayşegül Hanım, bu arada unutmadan sorayım. Şu verdiğim emaneti güvenli bir şekilde sakladığınızdan emin misiniz? Evet. Hala hiçbir işlem yapılmadığına göre doğrusu kasetin akıbetinden de endişe ediyorum. Turgay Atacan'ın eli çok uzundur. Yok, hayır, o kadar da değil. Emin misiniz? Koridorda sürekli iki görevli var. Müstahdem görünümünde odayı kolluyorlar. Ben hiç fark etmedim. Ben pek sık göremiyorum onları ama görünmemeleri profesyonel olmalarındanmış. Ayrıca sizde zaten kopyası yok mudur? Neyse. Sonra konuşuruz. Evet, hazır tamam, mısınız? Tamam, her şey hazır, başlayabiliriz. Güzel. Çok şey kaçırdın mı? Zeynep Hanım nasıllar? İyi. Neler oluyor programda? Savaş Doğan yine ortalığı karıştıracak bir şeylerin peşinde. Yayın sık sık kesiliyor. Anlaşılan Turgay Atacan buraya da bulaşmış. Komisyondaki Ayşegül'ün amcası program konuğu. Adam mavi geçiş hakkında epey atıp tuttu. Ayşegül Hanım dedin de... Timur Arman'ın itiraf kaseti bizim elimizde olmalı. Yoksa komisyon kaseti teslim eder etmez Turgay'ın eline geçer. Efendim, Savaş Doğan'ın nüshası yok mudur? Olsa bile kullanılmaz. Bu kaset bizde olduğu sürece istediğimiz an Turgay'ın ümüğünü sıkabiliriz. Anlıyorum efendim. Şunu sessizce halledin. Tamam efendim. Özür diliyoruz sevgili izleyiciler. Teknik bir arızadan dolayı yayınımıza bir süre ara vermek zorunda kaldık. Şimdi tekrar affınıza sığınarak yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, sizden de çok özür diliyorum. Estağfurullah efendim. Rica ederim hocam. İzninizle bağlantıyı sağlamak bakımından söyleşimizin şu ana kadarki bölümünü ana başlıklarıyla notlarımdan özetlemeye çalışayım. Hay hay efendim. Hocam, hepsi çok doğru. En azından bir vatandaş olarak ikna oldum. Ancak her şeye rağmen söylediğiniz müthiş baskı ve hatta tehditler karşısında böylesine kararlı bir direniş sergilemenizi karşıt grupların çıkar ilişkileriyle açıklayanlar var. Böyle bir şeyin mantığı yok. Çünkü bir kere bu meselede karşıt grup yok. Burada ille de bir karşıt grup aranacaksa o da sadece ülkenin stratejik çıkarlarını savunanlardır. Yalnızca... Bir saniye efendim. Şimdi elimde ilginç bir belge var. Yurt dışında bir bankaya sizin adınıza tam 1 milyon dolar yatırıldığına ilişkin bir dekont. Ne? Şaka ediyorsunuz. Buyurun. Çok komik. Gerçekten böyle bir banka var mı? Aman hocam, lütfen. Hayır, hakikaten var mı? Yani belge sahte mi demek istiyorsunuz? Bunu söylemeye bile tenezzül etmem ben. 1 milyon dolar ha? Benim değil 1 milyon dolarım. Herhangi bir yerde bir tek doların bulunduğunu biri ispatlarsa kendimi üniversitenin önünde asarım. Hocam tamam. Sizi tenzih etmek isterim ama yani insan bu parayı dolar olarak tutmak zorunda değil. Tamam beyefendi. Değil dolar, 1 liram bile yok herhangi bir bankada. Peki hocam. Bu durumda elimizdeki belgenin ne derece gerçek olup olmadığını tahkik etmek gerekiyor. Bilmiyorum. Ne yapacaksanız yapın. Bu bir belge değil, bir paçavra. Yahut da karşı tarafın bir komplosu. Araştırılacaktır hocam. Buyurun araştırın. Değerli izleyiciler, programımız kısa bir aradan sonra devam edecek. Gözünüz bizde olsun. Acaba böyle bir para var mı diye geçiyor aklımdan. Hayır. Bana inanıyorsun değil mi? Nasıl inanmam amca? Başka kime inanabilirim?
Hiçbir şey bana temiz bir insana inancı kadar güç veremez. Bizi yenemeyecekler. Biz kazanacağız. Kime kızıyorsun Yusuf'um? Kendime. Bu çok zor iş değil. İhsan öyle zannedebiliyor mi? Kendi kendine kızmak kolay iş değil. Ne demek istiyorsun? Başka kime kızabilirim? Oho! Herkese ve her şeye. Kimseye kızmıyorum. Kaderine kızıyorsun, kaderine. Hayır. İnşallah öyledir. Şüphem var. Var tabii. Çünkü seni incinmiş görüyorum. Kafan sene diyor ki, kızın bir kabahati yok. Niye etsin kızcağız? Ama yine de içimden. Ya bu bana yapılmaz. Azıcık daha sabretmeliydi demiyor mu? Arada bir belki. Ama bu düşünceyi kafamdan atıyorum. Demek ki hala incinebiliyorum. Sevdiğine gücenebiliyorsun. Engin denizler gibi ol Yusuf'um. Bir de şatmıyla bulanma. İhsan'dan yaptığı seni incitiyorsa sen hala sığ su sayılırsın. Deniz kıyısında oturup dalgalara taş atan çocuklar gibiyiz. Baştan belliydi zaten. Yeter bu kadar eğlence. Süre doluyor zaten. Rapor taslağını bitirdim. Neler oluyor? Sayın Başkan istifa etti. Ne? Sizden de özür dilerim. Bugüne kadar umudumu korumak için direnerek belki sizi de aldatmış oldum. En azından oyalamış oldum. Ama artık bitti. Partiden de mi istifa? Ettim bile. Neden? Amcanız için cellat olarak seçilen adam Turgay Atacan. Ne? Biz kaset bulduk, defterini düreceğiz derken ona yepyeni bir misyon biçiliyor. Mavi geçişe karşı çıkanları yok etmek. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi başkan siz misiniz? Ne başkanı? Şu anda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onu sordum. Avukatlığa döneceğim. Belki sağlam bir mafya babası bulur, onun yanında işe girerim. Kaset burada mı duracak? Kasanın anahtarı bende, merak etmeyin. Buradan bu akşam almak zorundayız. Geliyorum. Kim o? Zeynep benim. Haber vermeden geldim. Geçsene içeri. Seni almaya geldim. Niye? İşe birlikte gidelim. Hangi işe? Benim iş mi? İyi de... Israr ediyorum. Bir kahve içelim mi? Hem mutfakta yerleşti. Sonra. Beni işe mi alacaksın? Sana yemek de söylerim. Peki kadayıf? İstersen bir tepsi. Peki gidelim. Eşyalarımı alayım. Tabii. Bunu mu? Evet. Thank you.
Ha? Çantamı da ver. Tamam. Hadi bakalım. Abi, İsa'nın başı derde girecek. Açık açık sormaya çekindim. Ama oğlanın bu pisliğe bulaştığından eminim. Geç saatte elinde o acayip çantalarla izme bir yere gitti. İşini soracak oldum, rengi attı. Ustaya duyurmanın vakti geldi. Ya reis, ben bu konuyu bir soruştursam? Sen bir dur. Buraya. Tamam. Merhaba. Aa Ali. Merhaba, sen buralara gelir miydin? İş aldık başımıza. Ali. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Vergi konularında Gülçin bana ders verecek. Öyle değil mi Gülçin? Ya ne demezsin. Gülçin Hanım işi kavradı. Yok canım, nerede? Ali ile birlikte ben de bir şeyler öğrenirim. Tevazuyu bırak. Telefonla bile verdiğin küçük dersler bana çok şey öğretti. Sağ olun, moral verdiniz. Ali, sen istersen bir çay iç dinlen, sonra konuşuruz. Elimdeki işe bakmam gerekiyor. İzninizle. Tamam. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk. Çay? İçerim. Sağ ol Gonca, ben almayayım. Sabri çok abi. Senin şu hayırsız nişanlından ne haber? Hiç ortalarda görünmüyor kerata. Çok çalışıyor abi. Belli belli. Sen gelmeden az önce biz de İsa'yı konuşuyorduk. Oğlan sapıttı. Farkındayım. Ustaya söylesek mi diyorum? Yok olmaz. Dur en iyisi ben misali ustaya gideyim. Sıkıştıralım şu keratayı. Belki de fena olmaz. İyi olur iyi. Hadi ben gidiyorum. Güle güle. Aa Zeynep Hanım geliyor. Ne haber? Seni iyi gördüm. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Çok acele ama. İyi tamam görüşürüz. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ali sen buraya gelir miydin? Elimiz mahkum Yusuf. Kurs görüyoruz bu yaştan sonra. Dalga geçme Ali. Ne dalgası ya? Süper bu süper. Güzel. Senin dükkan nasıl gidiyor? Vallahi açıkçası ben de daha bir şey anlamış değilim. İyi olacak iyi. Sen şu ticareti güzel bir öğren de belki ben de bir dükkan açarım. Ne yani olmaz mı? Niye olmasın ki? Ben bile tüccar olduktan sonra herkes olur. Hadi odama çıkalım. Ali sen de gel. Yoo. Ben Gülçin'den bir şeyler öğreneceğim. Onunla çıkıyorum. Tabii buldum bedava hocayı. Buyur usta. Geldi Hercele. Çok sert gitmeyelim üstüne. Abla nereye gidiyoruz ya? İşim gücüm var. Yürü, konuşacaklarımız var. Bize iki çay. Ne çayı ya? Neden buraya geldik? Oğlum geç otur hele. Özlettin kendini. Yüzünü bir görelim dedik. Sizin başka bir numaranız var ama. Numaramız olmaz mı? Karanlık bir iş edecek ama ustasına danışalım dedik. Benimle kafa mı buluyorsunuz ya? İsa, konuya gelelim. Şu yeni işin yüzünden pek yakında çok fena halde canın yanacak. 5 yaşında çocuk var karşınızda değil mi? İyi ile kötüyü birbirinden ayıramayan bir velet. Ayırabiliyor musun gerçekten? Oğlum bu adamlar seni kurye olarak kullanıyor. Ne kuryesi? Bilmiyorum. Ne taşıdığını sen biliyor musun? Ya demek beni kullanıyorlar ha? Ben ciddiyim. Helal olsun be Gökçe Hanım. Maşallah yani maşallah. Flaş haber yapacağım diye benim sırtımdan polisiye bir mevzuat yazmaya çalışıyorsun ha? İleri gidiyorsun ama. Asıl siz ileri gidiyorsunuz. Neden biraz sakinleşip bizimle konuşmaya çalışmıyorsun? Bu durum daha Yusuf'un kulağına gitmedi. Ne haltlar karıştırdığını bir öğrenirse. Ya yeter be. Şu çok bilmişine fena halde gıcık oluyorum biliyor musun? Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Ayrıca böyle mahalle aralarında olay yakalamaya çalışman da bana çok komik geliyor. Terbiyesizleşme İsa. Bu da sen azdırttın ha. Bir de Minoğlu ismini kullanıp tehdit edip korkutmaya çalışıyorsunuz değil mi? Tamam. Ulan bacak ya sizi dur, yapmayın. Yapmayın lütfen. Salih usta. Çık dışarı. Ya sen ne akla bana hesap soruyorsun ha? Ne akla? Defol lan. Canın ne istiyorsa onu yap serseri. Bir dakika Gökçe Hanım. Çık lan yürü. Bırak ben. Terbiyesizlerim. Bırak ya ne hali varsa görsün. Ulan bu uşak hepten değişti de. Ya Yusuf'u bir an evvel haberdar etmek lazımdır. Bir tabak daha. Biraz daha yersem şeker komasına gireceğim sonra. Senin yokluğun evi sarstı.
Doğru olanı yaptım. Bu senin seçimin. Yine başa dönmeyelim. Şimdi daha mı iyi oldu sanki? Aklım hep sende. Hem yalnızsın. Yanında seni gözetecek kimse yok. Yo, babam birini bulmuş. Orta yaşlı bir hanım. Hem ev işlerini yapacak hem de bana destek olacak. Anladım. Ayşegül Hanım geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Sizi her gördüğümde biraz daha toparlanmış oluyorsunuz. Elimden geleni yapıyorum. Tatlı bir şeyler ister misiniz? Teşekkür ederim. Çok güzel kadayıf var. Kaymaklı mı? Evet, getireyim mi? Bu türden tatlılara hayır demem mümkün değil. Affedersiniz, sizi işinizden alıkoymuyorum değil mi? Özel konuşacaksanız ben çıkayım. Rica ederim, olur mu hiç? Artık konumuz araştırma komisyonu değil. Konuşmak istediğim olay... Mavi geçiş projesi. Hı hı. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Taşeron Turgay Atacan. Sürpriz değil bu. Öğrenmiş miydiniz? Kesin olmamakla beraber evet. Ama kesinleştiremediğimiz için de size bilgi vermeye uygun bulmadık. Anlıyorum. Sizi şaşırttı mı? Ürküttü demek daha doğru. Amcanız adına mı? Hem amcam adına hem de hukuk devleti olma ideali adına. Affedersiniz. Babacığım. Evet, evden çıktım. Yusuf'un yanındayım. Tamam, geç kalmam. Hemen geliyorum. Affedersiniz. Baban mı? Şu sözünü ettiğim hanımı getirmiş bana. Ben götürürüm seni. Tamam. Çok fazla vaktinizi almam. Rica ederim. Ama bu arada komisyonun görev süresi doluyor biliyorsunuz. Ankara'ya mı dönüyorsunuz? Hayır, istifa ettim. Avukatlığa dönüyorum. Ne güzel, sık sık görüşeceğiz demek ki. Umarım. Ayrıca amcamı da bir başına bırakıp gitmek içimden gelmiyor. Öyleyse aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dilerim burası size Ankara'yı özletmez. Özleyeceğimi sanmıyorum. Tatlı için teşekkürler. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Estağfurullah. Hoşçakalın. Güle güle. Buyurun. Görüşmek üzere. İyi günler. Amcanıza selamlar. Sağ olun. Gidelim mi? Hı hı. Beni mahvettiniz. Bırak bana uçağı. Geberteceğim sizi. Ya sizden öldüreceksiniz ya ben sizi. Kaybedecek neyim var ki? Bırakın beni. Bırakın lan. Ay. Çekin lan. Ulan bela mısın? Gelmeyin lan. Gelmeyin. Ne karın ağrısın be adam? Defol git artık. Ekmek tekrem el koydunuz. Beni mahvettiniz. Yıktınız uçağımı. Kaybedecek neyim var ki? Abi sıkayım şunu kafasına. Sıkın lan sıkın. Bırak oğlum. Erkekseniz sıkın lan. Çıkın lan çıkın çıkın. Bunun ortası yok. Başka çaresi yok. Ya ben sizi öldüreceğim ya sizleri. Öyle mi? Bırakın lan bunu. Bırakın. Ne yapıyorsun kardeşim? Bırakın vuracağım lan. Çekil oğlum. Bırakın lan bunu. Kim var ya bunu? İş mi senin yaptın? Bırakın beni. Bırakın öldüreceğim bunları. Bırakın. Bırakın lan. Bırakın lan bunları. Bırakın bunları. Bırakın beni. Bırakın lan. Ne istiyorsunuz elin garibanda? Öldüreceğim bunları. Gel üstüne gel sen gel. Kim var ya bunlar? Bırakın beni. Bırakın. Bırakın beni. Dağılın lan. Yürüyün oğlum. Dağılın. Az şekerliydi değil mi? Oo Emine Hanım, onu da unutmadın ha. Sağ ol. Ha bu pislik geceleri de burada mı kalay? Tabii Zeynep ona gözü gibi bakar. Aman aman bana değmesin da ne yaparsa yapsın. At sihir çamış dururken bu miskinler nesine heves ederler? Yani eve at alsa daha mı iyi?
Yok, fil alacaktı. Onu demiyorum tabii. Pisik ne yarar onu sorayım. Ha bu evde sıçan mı var? Yok, daha ne? Hem ne diye yalnız başına ev açtınız ha bu kıza? Senin evin ne güne duray? Saray yavrusu mübarek. Böyle olmasını istedi. Sen ipten ipleri vermişsin kızın eline. Sonu iyi olur inşallah. Bak Emine Hanım. Seni ne diye kalkıp memleketinden getirttiğimi biliyorsun değil mi? Kızından oturayım diye. Yalnız o değil. Ha değil biliyorum. Yemeği, temizliği, bulaşığı ne varsa yapacak. Tamam da senden asıl isteğim onun güvenliği. Herhalde yani. Peki sağlam mısın? Bilmem. Bir bakalım istersen ha. Nasıl? Yeter mi? Bir de mavzer bulayım mı? Yo yo, bu kadarı kâfi, çok güzel. Zeynep bu değil mi? Evet evet. Ya bu fasulye sırığı? O da arkadaşı. Emine Hanım. Şey, hoş geldiniz diyeceğim ama bizi siz karşıladınız. İçeri geçsenize. Efendim size iyi günler. 7 civarında alıyorum. Tamam. Şey babacığım, ben bu akşam Yusuflara gideceğim. Evdekileri çok özledim. Anlıyorum. Hadi artık canım. Kapının önünde buz kestiniz. Giden gitsin, kalan kalsın. Hadi hadi. Hoşça kal. Güle güle. Gel kızım, gel. Gel. Ah canım benim. En son bebekken görmüştüm seni. Boyun uzayıp gideceği belliydi. Sopa gibi ipince bacaklarım vardı. Ama ben sizi hiç hatırlamıyorum. Emine Hanım uzun zaman bizimle çalıştı. Annen hayattayken. Hadi hadi. Çorba kaynattım. Soğutmadan içelim. Geç. Gel. Evet. Tavuk suyuna yayla çorbası. Ben daha acıkmadım. Yo, öyle olmaz. Burada beslenme düzeni dakiktir. Buna riayet etmeyene çok kızarım bilmiş ol. Beni göndermek mi istiyorsun? Hayır. Midene doğru dürüst 2 lokma girsin istiyorum. Hep öyle ayaküstü bir şeyler atıştırmak olmaz. Tamam, çorbayı içeceğim. Sonra da içli pilav ve tavuk. Ona sonra bakarız. Peki öyle olsun. Senin kafan karışık. Saçlarım evet. Bırak şimdi tecavülü Arif eğlencesini. Şu kaset. Hangi kaset? Savaş Doğan'ın komisyona teslim ettiği kaset. Transbank Yönetim Kurulu Başkanı Timur Arman'ın itiraf kaseti. Ne olmuş ona? İçimde öyle bir his var ki kaset komisyondan çıktığı an Turgay Atacan'ın eli ona uzanacak. Olamaz. Amca bana ne diyordu biliyor musun? Amcan gibi kahramanları kim koruyacak? Bizim işimiz bu. Biz bu iş için varız. Bize zarar verecek işler yapmayın. Biz böyle önemli durumlarda korunması gerekenleri koruruz diyordu. Düşünebiliyor musun? Hem seni yok etme görevini almış, hem de koruyucu melek numarası yapıyor. Bu adam o kaseti alır. Kimde o kaset şimdi? Bizim toplantı odasında. Madem bu kadar önemli, niye daha güvenli bir yerde değil? Koridorda görevli var. Nevni Halim, niye kaseti çantana atıp çıkmadın ki? Olur mu amca öyle şey? Ben bir hukukçuyum. Ne hukuku? Nerede hukuk? Kalk yürü, gidiyoruz. Nereye? Kaseti alacağız. Amca olmaz. Nur aynım benim. Senin içinde, benim içinde bir tek silah var. O da bu kaset. Kendi ağzınla söyledin Turgay Atacan'ın eli uzun diye. Ben hala hukuk insanıyım. Bunu yaparsam hukuka inancım çöker. İnandığın bir şey kaldı mı? Bir dakika. Şimdi anladım. Aman Allah'ım. Ne oldu? Harun Bey kaseti sormuştu. Komisyon üyesi mi? Evet. Güvenilmez biri mi? En azından benim açımdan. Desene aranızda uyanıklar var. Aklım iyice karıştı. Kalk yürü, gidiyoruz.
Aman yürü, ya. Yürü yürü yürü. Nazlı ne yaptın böyle? Ne var ki Zeynep? Ay. Aman aşk olsun, daha ne olacaktı? Sağ ol. Alayım. Bu ne? Herhalde kuş sütü. Süzme yoğurt. Aa evet, salata Ayşe'nin eseri. Bir dakika. Yusuf, Allah için söyle. Zeynep gideli beri biz bu evde böyle yemek gördük mü? Yalan mı Nazlı? Ay, ciddi ciddi söylüyor ya. Evet evet, aynen öyle. Sen gideli beri bu evde aç kaldık. Sen de mi Osman amca? Yusuf burada, o söylesin. Usta kusura bakma. Senin hatırın için bile yalancı şahitlik yapmayacağım. Bak bak bak, usta gördün mü? Nasıl da kardeşlik koruyor. Tabii koruyacağım lan. Bak bunu unuttuk, cepleri kapattık ama bunu ne yapacaksın? Küçük evladım, küçük. Muhabbet bölünmesin. Buna bir bakayım dostum, ondan sonra. Alo. Ha İsa. Neredesin lan? E gelsene. Ha. İyi. Hep böyle yapıyorsun ama neyse. İyi iyi, hadi aradığına şükredelim yine. Tamam hadi. Geliyor mu? Yok, işi varmış, geç gelecek. Neyse, şakası bir yana güzel kızım. Sen gene de sık sık gel. Güzel yemekten yana bu evin benzeri yoktur. Ama senin de yerinde olmuyor. Sağ olun Osman amcacığım. Afiyet olsun. Sağ ol, sana da. Buyurun, kime baktınız? Ayşegül Hanım burada mı? Bu saatte burada olmaz. Ama bize öyle söylediler. Kimden geliyor bu çiçek? Harun Bey'den, burada yazıyor. İsterseniz çiçeği bırakın. Belki gelecektir. Benim bilgim yok. Peki öyleyse, şuraya bırakın. Şuraya bırakın. İyi geceler. İyi geceler. İyi söyledin değil mi? Bizi uzakta beklesinler. Söyledim abi. Hı. Bak Şegül Hanım. Alo. Efendim, durum uygun görünmüyor. Ama şu an kız da buraya geldi. Yalnız değil. Yanında şu ünlü profesör var. Ekrem Bey. Kız binaya girdi ama adam arabada. Kasanın anahtarı kızda. Harun'dan bilgi aldım, dikkatli olun. Onun kasetle birlikte ortadan kaybolması demek... ...hepinizin sonu demektir. Bir şey söyledi mi? Yok, adam Tekin değil. Hiç güven vermedi bana. Bomba falan mı yani? Yok yok, çiçek temiz. Ama çiçekçi değil gibi geldi bana.
Yürü. Amca, kendimi kötü hissediyorum. Merak etme. Korkuyorum ama takip edilmekten değil. Suçluluk korkusu. Hayatta bile bile işlediğim ilk suç bu. Üzülme bak, ben 70 yaşından sonra milli oluyorum. Eyvah, yine kıstırılıyoruz. Yok canım. Bize paralel gidiyor. Ona bakarsan arkamızda da bir araba var. Yol verdim, geçmedi. Yandık. Bir şey olmaz. Nasıl ektim ama? Nereye gideceğiz amca? Eğleniyoruz işte, ne güzel. Of amca. İnsan ölür senin bu gamsızlığın. Nereye arıyorsun? Polisi mi? Ne polisi amca? Yusuf Miroğlu'nu arıyorum. Yok. Yok. Cebi kapalı evi de cevap vermiyor. Oo, gene yetiştiler. Allah'ım mahvoldum ben, bittim, rezil oldum. Vallahi işi sevdim de... ticaret adamı olmak zor be. Yardım et Miroğlu. Başım büyük dertte.